Bir garip garip işler. Bir arkadaş yazmış. Onlar da demiş telefonla gece böyle konuşurlarken telefon suratlarına düşüyor mu yazmış falan. Hani böyle garip şeylerimiz var. Bir haber bültenimiz var bu telefonlarla ilgili. Onu bir izleyelim sonra devam edeceğiz. Alıyor muyuz geri? İyi akşamlar sevgili izleyiciler. WhatsApp gene can yaktı. 3 yıl önce eklendiği WhatsApp grubundan insanları kırmamak için bir türlü çıkamayan Şahin Kıyısız Göl zor günler yaşıyor. Grup üyelerinden birkaçını sima olarak tanıdığını ama merhaba merhaba fazla bir muhabbeti olmadığını söyleyen Kıyısız Göl, yanlışlıkla eklediler herhalde beni. Önceleri bir bakayım ne konuşuyorlar sonra çıkarım dedim. Ama zaman geçtikçe muhabbet sardı, çıkmak zorlaştı diye konuştu. Birçok kez gruptan çıkmayı denediğini ancak ayrıldıktan sonra Şahin gruptan ayrıldı yazısıyla daha çok dikkat çekeceği için yapamadığını söyleyen Kıyısız Göl yetkililerden yardım bekliyor. Lütfen yardım edin. Ben şu an çıksam her şeyi biliyorum. Peşime düşerler, hesap sorarlar benden. Lütfen siz yardım edin. Öldür, yaşatmazlar beni. Sevgili izleyiciler, WhatsApp'ta yazıyor. Yazıldıktan sonra bir türlü gelmeyen mesaj hala ısrarla gelmiyor. Yaklaşık 67 gündür Beyya adlı bir kıza WhatsApp'ta mesaj atan ve hemen ardından yazıyor, sonra arada bir çevrim içi, bir yazıyor, şimdi çevrim içi, yazıyor, görüp de ambele olan, bir türlü cevap alamayan DG'ye komşulara bakıyor. WhatsApp'ta her kelimeyi yazdıktan sonra enter'a basarak tek cümleyi 10 mesajla gönderen çete çökertildi. TDK'nın talebi üzerine yapılan baskında insanların zamanlarını çalan ve buldukları bu Çin işkencesi metoduyla birçok kişiyi delirten çete üyeleri kıskıvrak yakalandı. Çete üyelerinden RT yaptığı açıklamada vallahi enter, hiç enter, böyle olacağını enter, düşünmemiştik enter dedi. Şartlı olarak salıverilen çete üyelerinin sevdikleriyle yalnızca konuşabilecekleri ama yazışamayacakları bildirildi. Ne kadar uzak kalırsınız cep telefonunuzdan? Vallahi çok uzak kalamıyorum ben. Yanımızda hep. Hep yanında. Ya evet. İşle ilgili genelde, yani işten dolayı aslında. Yani özellikle yani dizi falan yapıyorsan, Şükrü falan şu an daha iyi biliyordur bunu. Sürekli evet yani evet. O rejinin telefonu sürekli açılmak zorunda çünkü sürekli program değişiyor, sabah set saati değişiyor. Sabah kalktığın telefona bakmak, akşam onunla oyalanmak, birisine evet. Beklerken abi yokken ne yapıyormuşuz? Yokken düşünüyormuşuz. Yani o anlar var ya. Gel gelsin. O böyle bir boşluk anları olur. Atıyorum şimdi biz burada işte reklam arasına girdik. İşte bir şekilde telefonlar eline gitti. Ya da bir yerde beklerken ya da bankada bile sırada beklerken yani. Beyin bir şeyler kuruyordu eskiden. Şimdi muhtemelen bir şeyleri düşünmüyoruz ve sürekli o gerçekliğin içinde yaşıyoruz mektup aslında. Mektup yazdığın dönemi hatırlıyor musun? Mektuplaştığınız dönemleri. Ben o dönemin çok yakalayamadım. Nasıl ya? Nasıl yakar? Bir tek ben mi yakaladım? Pardon. telefon geldi. Ben şunu sessize alayım ya. Çek şike. Mesaj yok canım, gelmemiş bana. Oradan hemen mesaj. Şimdi aramaları da açıyoruz ama. Vallahi Bursa'dan Engin abi aramış. Harika bir programdı. Kutluyorum demiş. Programı bitti zannediyor. Engin abi devam ediyoruz hala. Açarsan varız yani. Harika bir programdı ne ya? Kapatayım. Evet. Da kızım seni seviyorum babacığım demiş. Ben de seni seviyorum kızım. Selam teşekkür söyleyelim ederim. Ufaklığa da. Aynen. Evet. O pardon. Bir internetin bir şey dönemi vardı. O dönemden sonrasını yakaladım ben. Böyle 48 ile mi 52 ile bağlandığı zaman garip bir ses çıkarırdı böyle. Evet. Niye mektup dönemine yetişmedim sen okulda hatta böyle öğretiyorlar ben yazmayı falan. Tercih etmiyordum. O hep düşünüyordu. Hiç yazmadım. Telepatik olarak bildiriyormuş karşıya. Abi ben mektup yazmaya böyle oturduğum zaman mesela bir gün öncesinden yarın mektup yazacağız derdik ya. Evet. Heyecanlanırdık yani mektup yani kafada konuları oturturduk. Var mı aranızda hala mektup yazan? Var mı? Evet bir orada kişi. Orada da var. İki kişi. Onun da şeyi tabii enteresan yani onun da bir güzelliği var. Derdini anlatma güzelliği var da sorarsan şimdi hani kimisi der mektupu özledim falan filan diye. Al o zaman şimdi cep telefonlarını bir kenara koy, mektupla haberleşmeye çalış. İmkansız bir şey. Aslı Yazıcı Trabzon'dan aramış. Aslı Hanım iyi geceler.
İyi geceler, her şey yolunda. Sen sorarsın da yanımda olmaz mı? Nasılsınız? Alo. Başka programa bağlandı. Başka program. Büyük bir ihtimalle başka programa başladı. Bağlandı ya da bizim program başka kanalda banttan yayınlanıyor. Ona bağlandı. Ona bağlandı. Biliyor musunuz beni Beyaz? Aslı'cığım her şey yolunda mı? Sorayım bari de. Yolunda, yolunda. Çok heyecanlıyım şu an, o yüzden böyle bir panik oldum. Nasılsınız? Sağ olasın. Teşekkür ederim. Neler yapıyorsun? İyi mi? Okul, iş? İyiyim. Okuyorum. Okuyorum. Öğrenciyim. Harika. Soruların var mı konuklarımıza Aslı'cığım? Var. Evet. Sorularım var. Yani Çağlar'a sorabiliriz. Çağlar Çorumlu'ya. Ya hiçbirinin telefonunu kurcaladınız mı diye sormak isterim ama. Hiçbirinin telefonunu kurcaladınız mı diyor? Yok. Yani benimkini de kurcalamasınlar. İstemem. Hiç aklından geçmedi mi birinin telefonu? Vallahi geçmedi. Sen kurcaladın mı birinin telefonunu? Kurcalamadım ama ben de istemem birinin benim telefonumu kurcalamasını. Ya ne efendiymiş herkes. Hayır, ya. Hayır, Allah Allah. Ama gerek yok. Bir tek kapanmış. Hiç sen kurcalamadın mı birinin telefonunu? Vallahi kurcalamadım ya. Sen kurcaladın mı kurcalamadın? Sen hiç kurcalamadım ama kurcalandığında da sert tepki verdin. Sert tepki verdin. Sen kurcaladın. Üniversite yıllarını da çok kurcaladım. Geç alaları, sen kurcaladın. Kurcaladım ben abi. Nasıl kurcaladım biliyor musun hem de? İşte bana lazım olan. Kurcalayan, birinin telefonunu kurcalayan var mı aramızda? Var. Haftaya sizi konuk alıyorum valla. Anlatın yani, ne varsa adı içimiz doysun. Ablacığım, WhatsApp kullanıyor musunuz ablacığım? Telefonunuz yok. Kökten kestik. Endik. Efendim Engin abi. Engin abi. Efendim Engin abicim. Madem öyle. Biz filmde oyunu öyle operatör açacaksın. Ya. Engin abi izliyor musun şu anda? İzliyor musun şu anda Engin abi? Abi hem izliyorsun hem de şu anda niye bana program canlı mı diye soruyorsun bayağı. Hani hem ekranda görüyorsun beni hem şu an telefondayım. Daha bundan çok canlı ne olabilir yani? Aynı şeyi konuşuyoruz ekrandakiyle. Telefonu aç 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 diyorlar. Herkes duysun diyorlar. Buna müsait misin Engin abi? Allah sonumuzu hayır etsin inşallah. Engin abicim bir herkese merhaba de. Herkese sevgiler Bursa'dan. Teşekkürler. Hoşça kal Engin abi. Oh. Bravo. Bunu da yaptım ya. Gerçek. Aslı orada mısın hala? Buradayım. Buradayım, bekliyorum. Evet, başka sorun var mı hayatım? Engin abim be. Ver ben konuşayım. Yok diyeyim. Abi Engin abi enteresan. Hadi bakalım. Benim telefonu çok uzağa bir yere götürür müsünüz yani? Hatta benim telefonu Bursa'ya Engin abiye götürün. Gerçekten. Arayacağına kendisi götürür. Evet, dinliyoruz Aslı'cığım. Yani konuklarımızın annelerinin ya da babalarının böyle ilginç bir olay olmuş olabilir mi? Instagram'da, WhatsApp'ta. Anneler, babaların böyle Instagram'da, WhatsApp'ta enteresan şeyleri var mı? Garip yazışmalar. Engin abi hala arıyor ya bak. Engin abi banttanız, banttan. Annene falan yazdığı enteresan mesajlar var mı? Ya annem bana mesela çok komik fotoğraflar yolluyor. Yani böyle işte şuradayım, buradayım. Böyle kafasının yarısı yok ya da böyle enteresan falan böyle. Bu hafta Twitter'da vardı. Oğlum eve geç geleceğiz. Baban yazmış. Baba biliyorum sen olduğunu, yazma diyor. Baba olmak çok güzel. Baban yazmış. Bırak tadını çıkartacağım diyor yani. Evet peki Aslı, sana çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. İyi geceler. İyi geceler. Selamlar Burak'cığım. Hadi abi. Tamam abi. Buyurun. Ne demek? Evet, ne demek? Hemen. Şöyle sana özel sevdiğini biliyorum Beyaz. 90'larda bizim şarkılarımızdan küçük bir potpuri hazırladık. Buyurunuz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dude.